Esselamu Aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlıcakla programından tekrar merhabalar. Bu hafta da önemli bir konuyu Sağlıcakla programında masaya yatırıyoruz. Önemli bir de konuğumuz var. Hemen kendisine de selam vereceğiz. Psikolog Sadık Sun bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Programa verdiğiniz katkı için şimdiden teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Teşekkür ederim böyle bir programı yayınlayıp en azından insanların bu programdan istifade ederek daha bilgili, en azından daha bilinçli olmasını sağlıyorsunuz. Gerçekten büyük bir iş bu. Teşekkürler. Bugün de önemli bir konu dedik açarken. Çocuk istismarı ve ihmali, bu konu üzerinde inşallah birlikte duracağız. Kısa bir sunum yapayım müsaadenizle, hemen ardından da başlayalım konuyu değerlendirmeye. Çocuk istismarı ve ihmali gerçek boyutlarıyla iyi bilinmeyen, çok ciddi toplumsal bir sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklarla bireylerde hayat boyu olumsuz izler bırakabilmektedir. Araştırmalar, Türkiye'de yakın bireyler, kişiler tarafından gerçekleşen istismar olayları, aile dışında, yakınları dışında gerçekleşen istismar olaylarından daha fazla olduğunu göstermektedir. Peki çocuk istismarı nedir? İstismara karşı eğitim nasıl olmalı? Türkiye'de yasalar bu konuda yeterli caydırıcılığa sahip mi? Bu konuları, bu soruları soracağız değerli hocamıza. Kısa bir giriş yaptık aslında hocam. Şimdi size soralım bu konuyu. Çocuk istismarı deyince aklımıza ne gelmeli ve çocuk ihmali nedir aslında? Şimdi o zaman şöyle, şimdi çocuk kimdir, çocuk kime denir? Önce onu belki de tarif etmek gerekiyor. Evet. Hani yasalar geliyor, 18 yaşına kadarki bireyi biz çocuk olarak kabul ediyoruz. Diğer taraftan istismar nedir, ihmal nedir? Belki bunları da ayırt etmek gerekiyor. Şimdi istismar şöyle düşünün, yapılmaması gereken bir şeyin yapılması, yani sizin hoşlanmadığınız, evet, yapılmasından hoşlanmadığınız bir şey tarafından eğer ki buna maruz kalıyorsanız, hatta bazen hoşlandığınız bir şey bile olsa birilerinin bunu gerçekleştirmesi istismardır. İhmal ise yapılması gereken bir şeyin yapılmaması. Yapılmaması anlamında. Yani diyelim ki hani besine ihtiyacınız var, sağlıkla ilgili bazı hani yapmanız gereken şeyler var. Bunlar birileri tarafından engelleniyor. O zaman ya da engellenmekten ziyade bilinçsiz bir şekilde hani bir anlamda yapılmıyor. Bunlar ne oluyor? İhmal olarak geçiyor. Evet. Daha da böyle netleştirsek, yapılması gereken bir şey var, yapılmıyorsa bu ihmal, yapılmaması gereken bir şey var, yapılıyorsa bu da istismar olarak geçiyor. Şimdi istismarın çeşitleri var malum hocam. Gerçi kamuoyunda sürekli bir şey var, sanki istismar deyince cinsel istismar akla geliyor ama bunun dışında da istismar çeşitleri var. Onları da dilerseniz dinleyelim. Tabii ki de. Öncesinde özür dileyerek bir duyuru da yapalım. İzleyenlerimiz bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirler. Canlı yayına katılmak isteyenler için de numaramız ekranlarda, arayabilirsiniz. Buyurun hocam. Şimdi istismar çeşitleri tabii ki de hani aklımıza belki son dönemlerde özellikle haberlerde izlediğimiz ya da gündeme gelen daha çok cinsel istismar. Tabii ki sadece cinsel istismar mı? Hayır. Yani fiziksel istismar, ekonomik istismar, duygusal istismar, bunlar hepsi istismarın çeşitleridir. Evet. Tabii belki hani program akışı içerisinde daha çok böyle en sıklıkla belki de hani insan üzerinde en çok böyle en sık travma yaratan belki cinsel istismarı birazcık daha gündeme alıp öyle konuşacağım. Evet. Çünkü bu noktada insanlarımız hani bir anlamda ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini ya da çocuklarımızı hani böyle bir durum karşı karşıya getirmemek anlamında hangi önlemleri alması gerektiği noktasında birazcık bilgilendirmem gerekiyor. Tabii fiziksel istismar nedir? Hemen bunlardan bahsettikten sonra asıl ana konum, gündemim cinsel istismar olacağı için ona daha fazla zaman ayıracağım. Fiziksel istismar çocuğu hani dövmek, yani bir anlamda şiddet uygulamak. Yani çocuğa bir anlamda eliniz değiyor ve bu çocuğu rahatsız ediyorsa bu fiziksel istismardır. Evet. Yani diğer taraftan duygusal istismar nedir? Duygusal istismar, çocuğa herhangi bir şekilde dokunmuyorsunuz. Beden teması olmuyor. Ama şu gerçekleşiyor. Cümlelerinizle, sözlerinizle, yapılması gerekip de yapılmayanlarla çocuk bir anlamda kendini duygusal baskı altında hissediyor. Ya da diğer adı duygusal hani istismar ya da işte mobbing olarak da geçebiliyor. fiziksel bir temas olmadan duygusal bir baskı altında tutmak. Kesinlikle. Aslında. Hani mesela sövmek, yani aşağılamak, hakaret etmek ya da işte kişiyi mesela istemediği bir pozisyonda ya da bir yerde mesela hani bulundurma, zorlamak. Bunlar duygusal istismar olarak geçiyor. Evet. Diğer taraftan ekonomik istismar nedir? Ekonomik istismar da şöyle, çocuğun bir ekonomik hani kazancı böyle yerine getirmesi gereken bir birey olarak görülmesi. Yani çocuk dediğimiz şey daha çok böyle hani oyunla bir anlamda hani hani hayata hazırlama anlamda bir şeyler yapması gerekiyor diğer tarafta. Ama çocuk hani bir evin geçimini sağlamalı gözüyle direkt o çocuğa o yükü yüklersek bu da ekonomik istismar olarak geçiyor. Peki cinsel istismar nedir? Asıl böyle hani gündeme alacağım konu. Kişiye bir çocuk tarafından, yine bazen bir çocuk tarafından gerçekleşiyor. Çocuğun çocuğa olarak geçti. Bir ergen tarafından ya da bir yetişkin tarafından cinsel böyle doyumunu hani sağlamak anlamında kişinin kullanılması olarak geçiyor. Evet. Yani gerçekten kelimeyle ifade etmek bile çok güç. Kesinlikle, bu çok durumu zor. Özellikle maalesef. Bir çocuğa yönelik olduğu için. Tabii dediğiniz gibi hocam bunun içerisinde birçok başlık var. Hı-hı. İşte nasıl davranacağız böyle bir süreci yaşayan çocuğa, işte eğitimi nasıl olmalı, aileler nelere dikkat etmeli ama tabii. Şöyle... Siz az önce ifade ettiniz, bir baskı meselesi var bazen. Özellikle çocuklarda karşılaşıyoruz. İşte şunu yaparsan, bak şunu yapmam, şunu vermem, işte gidemezsin, yapamazsın ya da işte farklı bir şey de aynı istismara giriyor mu hocam? Çünkü biz de anne ve babayız. Bazen çocukları durdurmak için bazı koşullar öne sürebiliyoruz ya da bazı şeylerle tehdit edebiliyoruz. Yani şöyle, bu belki biraz şeye giriyor, hani farklı bir konuya giriyor. Bunu belki bir program daha işlemek gerekiyor. Ödül ceza olarak hani belki de hani gündeme almak gerekiyor. Tabii buna bir anlamda şey diyorlar, baba anne kuralı diye bir kural var. Baba anne hani hani şeydeki ismi bu, böyle en sık bilinen ismi. İşte şunu gerçekleştirirsen şu gerçekleşir. Burada şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki çocuk ders çalışması gerekiyor. İşte ders çalışırsan sana bilgisayar oyunu oynatırım. Gibi. Tamam, o zaman şöyle bir gerçekliği çocuğa sunmuş oluyoruz. Ha, o zaman bilgisayar oyunu ders çalışmaktan daha sıkıcı. Evet. Ya da yemek yersen işte sana ne bileyim işte dışarı çıkıp arkadaşlarınla oynarsın. Bu da hani bir anlamda demek yani işte yemek yemenin daha böyle kötü bir şey olduğunu, olumsuz bir şey olduğunu çocuğa ne yapıyoruz? Vermeye çalışıyoruz orada maalesef. Evet. Bu da neyi gerçek? Çocuk zaten yemek yemesi gerektiğini aslında zaten yemek yemeli. Zaten o lezzeti bir defa alması gerekiyor. Ama ikisini karşı karşıya getirdiğimizde biri kötü biri iyi olmuş oluyor. Evet. Bu da bir anlamda aslında istismarın çok daha farklı bir boyutu. Çocuğu maddiyata iten, daha sonraki yıllarda hep bir şeyle karşında bir şey yapması gerektiğini düşünen, yaşadığı ya da yaptığı şeyden kaynaklı haz alması gerekirken daha çok o ödüle odaklandığı için o hazzı yaşayamayan ya da o kişilere dönüşebiliyor. Tamam, farklı bir konu. Bir izleyicimiz var, müsaadenizle kendisini alalım yayına. Hayırlı günler diliyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Diyarbakır'dan izleyicimiz. Buyurun, Sadık Bey'e sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Sesimizi alabiliyor musunuz? Sadık Hocam'ın tabii doğrusu programları, bu tarz programları artırmanızın da... Buyurun efendim, dinliyorum sizi. Evet, sesinizi alıyorum. Sesiniz geliyor. Bu tarz programların artı... Sesimi şu an... Telefondan bizi dinlemeniz gerekiyor. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Bir saniye. Tamam, şu an öyle yaptım ama sesiniz yeterli. Evet, buyurun Sadık Hocamıza sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Geçmiş olsun tekrar. Tamam, teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, doğrusu çok net sesiniz dinliyor. Çok teşekkür ederim. Buyurun, biz sizi dinliyoruz. Buyurun. Sorumu ileteyim ben hocama. Şimdi yani cidden bir çözülüşle karşı karşıya. Yani bir işten tutun, sosyal yaşama kadar hani duygusal, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet bombardımanı altındayız. Yani ciddi bir tüketim kültürünün, bireyselleşmenin de baskısı altındayız. Bu kadar baskı altında olan ebeveynlerin hani çocuklara dönük bu tür şiddeti uygulamamalarının yöntemleri noktasında ipuçları da verirse doğrusu ciddi anlamda isfade de etmiş olacak. Çünkü tek başına hani çocuğa işte uygulayacağımız şiddeti çocuk üzerinde etkisinden öte onu önlemenin yöntemleri noktasında püf noktaları konusunda engin bilgisinden faydalanmak istiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, izleyicimiz bizden önce davrandı. Bu konuyu zaten izleyecektik. Ahlaki bir çöküntü var diyor ve bununla nasıl mücadele edeceğiz? Bu yöntemleri de hocamız bize anlatsın diyor. İnşallah başlıklarımız arasında var. Biz içerikte sanırım değineceğiz. Aynen. Güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama yine de kısa birkaç cümleyle hocam yanıt olması açısından cevaplayalım isterseniz. Şimdi şöyle, yani bunun hani önlemek gerçekten kolay bir şey aslında değil. Yani şöyle dönüp baktığımızda günümüz dünyası biraz daha hani geçmişten çok daha hani farklı. Artık insanlarımız çok daha yalnız. İnsanlarımız artık doğadan böyle daha böyle ayrık büyümeye başladılar. Hayvanlara bir anlamda sevmeden, birbirini sevmeden, yani birbirine böyle düşman, daha çok bireyselciliğin ön planda olduğu bir dünya. Yani bu da tabii ki hani kendisiyle beraber başka sorunları da getiriyor mu? Getiriyor. Yani bundan kaynaklı hani insanların belki birbirine olan tahammül seviyesinin düşmesi ya da bir anlamda hani insanların birbirine olan saygısının tabii ki de azalması gibi sonuçlar ne yazık ki yani karşımıza geliyor. Peki hani ne yapmak gerekiyor kısmını belki biraz şey yapalım, böyle en sonki kısma bırakalım, tamam, ki akışımız böyle daha böyle düzgün, tamam, ilerlesin. Tamam. Ama bu soru böyle hani şimdi çocuk istismarı içerisinde siz de ifade ettiniz, cinsel istismar meselesi daha çok kamuoyunda ön plana çıkıyor maalesef hocam. Peki bunu kolaylaştıran başlıca risk faktörlerini sorsak ne sebep oluyor, ne itiyor insanı buraya? Hemen dinleyelim. Şöyle, bunun çocukla ilgili sebepleri var, aileyle ilgili sebepleri var. Bununla beraber hani aile dışında hani çevreyle ilgili sebepleri var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, çocukla ilgili hangi özellikle kıstaslar çocuğun daha fazla istismara uğrar kısmını ortaya çıkarır. Çocuk eğer küçükse, yani evet, bir anlamda kendini ifade etmekte zorlanıyorsa, özgüven eksikliği varsa, bununla beraber zihinsel engelliliğe sahipse bu tür çocukların istismara uğrama ihtimali çok daha yüksektir. Yani şöyle söyleyeyim, çocuk küçük olduğunda ya da diğer taraftan hele ki zihinsel engeli ise bunu gerçekleştiren kişinin düşüncesinde şu var. Hani işte diyor ki ben bunu istismar edersem bu gidip birine anlatamayacak, bunu ne de olsa. Evet. Söyleyemeyecek. Hı hı. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Hani çocuk zihinsel engelli dahi olsa son dönemlerde hani özellikle özel bölgesiyle çok sık temas halindeyse, o bölgesine odaklanmış gibi duruyorsa anne babanın bir anlamda şüphelenmesi gerekiyor. Diğer taraftan hangi aile tiplerinde daha çok mesela görülüyor? Evet. Eğer ki aile içerisinde alkol ya da madde kullanan birileri varsa, yani şöyle söyleyeyim, kişiler bazen yaşadıkları bazı suçlardan sonra şunu ifade edebiliyorlar. Ya işte diyor ki maddenin etkisi altındaydım, alkolün etkisi altındaydım, bunu gerçekleştirdim. O zaman şundan böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Sadece hani bilimsel araştırmalar yapmamıza da gerek yok belki. Demek ki alkolün ya da maddenin kişinin zihinsel işlevlerini bozan bir tarafı var demek ki. Evet. O yüzden ailede madde kullanan birileri varsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Hani bu kişinin %100 hani bunu gerçekleştireceği anlamına gelmiyor ama ne yapmak gerekiyor? Daha uyanık olmak gerekiyor. Bununla beraber aile içerisinde sıkıntılar varsa, huzursuzluklar varsa, anne babayla babaanneyle didişiyorsa, çocuklar bunlara hani bir anlamda tanıklık ediyorsa, bir anlamda çocuklar ne oluyor? İhmal edilmiş oluyor. Şimdi ihmal edilen çocuklar bu hani ortamda genelde sevgiyi hani ya da saygı tam anlamıyla yaşamıyor ya da hissetmiyor. Evet. Ne yapıyor bu çocuklar? Sonraki yani aşamada göremedikleri bu sevgi ya da ilgi ne yapıyorlar? Dışarıdan birileri tarafından karşılanmasını istiyorlar. Ve genelde işte iki dudağı arasında böyle sevgi sözcükleri ya da işte olumlu ifadeler çıkan birine ne yapıyorlar? Tak gidip vurulabiliyorlar. Onun daha çok hani hani nasıl bir birey olmasından ziyade, işte hani sabıkalı mı, işte alkol kullanıyor mu, madde kullanıyor mu? Hocam diyor beni seviyor, bana değer veriyor. Peki hani neyin karşılığında bu gerçekleşmiş oluyor ya da neyin aslında bir anlamda bedeli ödemiş oluyor? Ailesi tarafından göremediği sevgi başkası tarafından görülüyor ve bu aslında eksiklik o kişi tarafından karşılandığını düşündüğü için ona yakınlaşmaya başlıyor. Siz faktörleri sayarken de aslında bu ortaya çıkıyor hocam. Yani özgüven eksikliği, sevgi eksikliği varsa bir çocukta gerçekten de bu ailenin güçlü yapısına bağlı ya da zayıf yapısından kaynaklanan kesinlikle bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Önemli risk faktörleri. Yani bir anlamda sorun cevabını da vermiş oluyoruz aslında. Evet. Hocamızın telefona çağırırken. Evet. Şimdi belirtiler var. Siz biraz bahsettiniz ama bir anne ve baba çocuğunda böyle bir durumun olduğunu nasıl anlayacak? Söylemeyebiliyor çocuk, bazen kendini ifade edemeyebiliyor. O özgüven eksikliği var ya da veya korkuyor. Anne babalar nasıl tespit edecek bunu? Hangi belirtileri görüyoruz ilk etapta? Şimdi şöyle, maalesef bunun ortaya çıkma ihtimali çok daha, hani belirtileri hani bir anlamda diğer istismar belirtilerinden çok daha şeydir. Yani çocuk fiziksel istismara uğradığında siz bunu anlarsınız. Yani okuldan gelmiştir, üstü başı bakmışsınız ki kirlenmiştir ya da işte dövmesi falan kokmuştur, yırtılmıştır kıyafeti. Aa, ne dersin? Ya da bir yerleri morarmıştır, anlarsınız. Ama cinsel istismara uğrayan çocuklar nasıl anlaşılır? Şöyle söyleyeyim, bunu bir küme olarak açıklamak belki de gerekiyor. Hani doğrudan işte hani şu sebeplerden ziyade belki de sebepler silsilesine bakmak gerekiyor. Mesela hangi sebeplere bakabiliriz ya da kıstaslara. Evet. Çocukta son dönemlerde içe kapanıklık başladıysa, derslerde başarısızlık ortaya çıkmaya başladıysa, okuldan kaçmalar başladıysa, çocukta böyle bir baktığınızda işte kız çocuğu ama böyle hani kadınlaşmış gibi böyle hani hal ve hareketlerde bir olgunluk, cinsel olgunluk böyle ortaya çıkmaya başladıysa, bununla beraber işte çocukta işte tırnak yeme tekrardan, parmak yeme davranışları başladıysa, altına işte idrar kaçırma, en üzeri istediğimiz ya da en kopre istediğimiz altına işte kaka kaçırma başladıysa ya da bununla beraber yeme bozuklukları bazen ortaya çıkabiliyor. İşte kişi yediğini tekrardan işte kusabiliyor. Başlık bambaşka bir başlık aslında. Ya da aşırı derecede yemek yeme, obeziteye doğru gitme ya da iştahtan kesilme gibi davranışlar var diyelim. Bununla beraber hani bunu gerçekleştiren diyelim ki erkektir. Erkeklere karşı artık güvensizlik başladıysa, yani erkekleri gördüğünde hani erkeklerden uzak durmaya çalışma ya da hani dokunduğunuzda hani irkilme. Bununla beraber hani bunu gerçekleştiren tanıdık birisi, o tanıdık evinize geldiğinde ya da evinize misafir olduğunda çocuğun hani ondan uzak durmaya başlaması, gidip odasına çekilmesi, odasına kapanması, onunla yüz yüze gelmemeye çalışması. Evet. Bununla beraber kendini yaralayıcı davranışlar eğer ki sergilemeye başladıysa yani bunlar çocuğunuzda hani böyle bir şeyin olabileceğinin bir anlamda şeyi olması gerekiyor. Böyle bir ipucusunun da olması gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, hani bunlar %100 çocuğun hani cinsel istismara uğradığının belirtileri mi? Hayır. Ama ne yapmak gerekiyor? Aile uyanık olmak gerekiyor. Çocuğumda bu belirtiler var. İşte Sadık Hoca da ben bir ara kendisini dinledim. Böyle bir şeyler anlattı. Bunu da aklısının bir köşesine koyup çocukla biraz daha böyle hani açıcı böyle konuşarak, anlamaya çalışarak biraz da bunu belki de irdeleyebileceğini anlaması için anlatıyorum. Yani bu çocuklarınız artık yani böyle bir şey oldu, hemen istismara uğramış gibi değil, bir kanıya kapılmamaları gerekiyor. Ama uyanık olması açısından. Evet. Tabii belirtiler bunlar ve önemli belirtiler hocam. Bazen siz de ifade ettiniz, yani şiddet de görmüş olabilir ama aynı belirtileri gösteriyor olabilir onda veya duygusal bir şekilde etkilenmişse yine aynı belirtileri gösterebilir. Peki yani bu ayrımı nasıl yapacak? Şimdi aileler bunu da belki merak ediyor. Tamam, belki duygusal olarak ona karşı bir sıkıntı yaşamış ve onun için kaçıyor evimize gelen misafirden mesela. Bu ayrımı yapmak için uzmana mı gitmeleri gerekiyor yoksa farklı konuşmaları mı gerekiyor? Şimdi zaten böyle bir şey hani böyle hani bahsettiğim belirtiler kümesi varsa, hani ifade ettiğiniz gibi zaten çocukta bir anormallik var. Zaten yaşadığı bir sıkıntının olduğunu zaten çocuk ne yapıyor? Aslında bir anlamda beden diliyle ya da bir şekilde farklı bir şekilde bunu ifade ediyor. Yani çocuk konuşarak bunu söylemiyor. Evet. Ama çocuk ne yapıyor? Parmağını emerek söylüyor. Tırnak yiyerek yemiyor. Mesela kardeşi doğan çocuklarda da bu vardır. Evet. Tekrardan altına kaçırma, işte tırnak yeme, parmak yeme. Çocuk ne mesajı verir orada? Yani işte kardeşim doğduktan sonra bana ayırdığınız zaman azaldı. Lütfen benimle daha fazla ilgilenin. Evet. O zaman ben kardeşime benzersem, belki kardeşim gibi davranırsam demek ki daha fazla ilgi göreceğim deyip kardeşi gibi olmaya çalışıyor ki çünkü o sevilen biri, ben de böyle yaparsam daha çok sevilirim gibi. Yani bunu ayrımını nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey, yani bunu ayrımını işte tam olarak belki yapamayız ama ne yapabiliriz? Çocukla konuşarak, çocuklarımızdan ilgimizi, belki de sevgimizi yani ihmal etmeyerek, çocuklarımızın bizde bulamadıkları, hani o ilgiyi, sevgiyi başka bir yerden bulabileceği kısma çocuğu getirtmeyerek belki de anlayabiliriz. Evet. Zaten eğer ki o ilgi, sevgi, yani bir anlamda çocuk yaşadığı sıkıntılar karşısında, ya benim annem var, babam var, gidip bunu anneme, babama anlatabilirim. Zaten diyorsa, zaten kendini, ailesini yakın hissediyorsa, zaten ailesinin anlamasına gerek yok. Zaten çocuk gelip kendisi anlatıyor. Evet. Ama o diyalog zayıfsa, çocuk yaşadığı sıkıntıları gelip ailesiyle paylaşmıyorsa, zaten bir kopukluk varsa çocuk zaten gelip anlatmıyor. Bunu anlaşılması çok daha güç oluyor. Yıllar kovalıyor. Yıllar sonra çocuk belki bunu ifade ediyor. Ve bu yıllar tabii ki bunun yaşadığı bu travmatik olay, hele de yakın biri tarafından gerçekleşmişse, çok daha ağır bir şekilde kişinin içsel olarak yaşamasına ve yıllar sonra belki de ne bileyim evlilikten korkmasına, belki de işte gizli gizli belki de jinekologlara belki de gitmesine yol açıyor. Evet. Yoksa diğer türlü maalesef anlaşılamıyor. Evet, yine ailenin o yapısının güçlü olması kesinlikle önemli, ortaya çıkıyor. Şimdi İhmal edilen çocuklara karşı davranışımız nasıl olmalı? Aynı zamanda bir izleyicimiz de bunu soruyor. Nasıl davranmalıyız diyor. Şimdi şöyle, diyelim ki çocuk istismar edildi. Karşımıza geldi. Anne, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyur kızım, söyle. Şimdi eğer ki çocuk zaten bunu anlatıyorsa, aile şanslı bir ailedir. Çünkü çocuklara ne dedik? Bir kısmı anlatmıyor. Çünkü ailesine kendini yakın bulmuyor. Kimi yakın buluyor? İşte öğretmeni daha yakın buluyor. Ya da işte gidiyor mesela Kur'an kursuna, Kur'an kursundaki hocasını kendini yakın buluyor. Eğer çocuk gelip bunu ailesine anlatıyorsa, zaten aile şanslı bir aile. Demek ki bir şeyler oluşmuş demektir. Bah anlamında. Şimdi çocuğu ilk başta dinlerken çok böyle panik, çok böyle kaygılı olmadan, çok sakin bir şekilde çocuğu dinleyeceksiniz. Ve konuşurken ya da dinlerken şu mesajı bir anlamda çocuğa vermek gerekiyor. Senin yanındayım. Sana yardımcı olacağım. Bu kesinlikle senin suçun değil. Senin yaşadıkların sana ağır geliyor. Bunun farkındayım. Bu noktada elimden ne gerekiyorsa, hangi destek hani verilmesi gerekiyor, o desteği verebilecek durumdayım. Mesajını beden diliyle, vücut diliyle çocuğa vermek gerekiyor. Evet. Ha, sonraki aşamada ne yapmalı? Hani diyelim ki böyle bir şey yaşandı. Anne, işte şöyle biri geldi, benim özel bölgeme dokundu. Çocuk bunu söylüyorsa %99 doğru söylüyor bu arada. Çocuğun söylediği ifadeler içerisinde kolay kolay yalan atma davranışları olmuyor. Ama şöyle diyeyim, çocuklar hani hayali dönem dediğimiz bir dönemden bazen geçiyor. Çocuk gelir, der ki işte anne, benim Ali diye bir arkadaşım var. Özellikle 4-6 yaş döneminde bu hayali dönem ortaya çıkıyor. Benim Ali diye bir arkadaşım var, onunla şöyle yaptık, böyle yaptık, çıktık, top oynadık. Ya çocuk neden çıkmadı? Hani geldi size bunu anlattı. Burada çocuk bir arzusundan bahseder. Bende akran eksikliği var, isterim ki bir arkadaşım olsun. Hayalini anlatıyor aslında. Ama cinsel istismar bulgusuna dair bir şeyler anlatıyorsa çocuk doğru söylüyor. İnanmanız gerekiyor. Ama evet, işte bu çocuğun hayal ürünü, ya işte rüyasında gördü, ya işte büyüyünce unutur diye aile yaklaşırsa çocuğa en büyük zararı vermiş olur. Büyüdükten sonra istismara uğrayan çocuklarda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bazıları şunu söylüyor. Hocam diyor, ben böyle bir şey yaşadım, ailem yanımda olmadı, bana sahip çıkmadı. Ailesinden nefret ediyorlar. Ailesinin o desteğini arzuluyorlar, istiyorlar. Ama aile de hani bunu görmezlikten geldiğinde yıllar sonra çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Diğer taraftan çocuğun hayal ürünüdür diye düşünürlerse yanılırlar. Hayır, çocuk böyle bir şey anlatıyorsa doğru olma ihtimali var. Ya da bunu çocuk anlatmıyor. Bakıyorsunuz ki oyunlarına yansımış. Resim çizerken çocuk mesela çıplak resimler çiziyor. Şüphelemeleri gerekiyor. Bir anlamda hani biraz daha didiklemeleri gerekiyor. Bununla beraber çocuk büyüyünce unutur. Hayır, çocuk büyüyünce unutmuyor. Hatta tam tersi, çocuklar küçük yaşta belki bunun oyun olduğunu zannediyorlar ya da başka bir şey olduğunu zannediyor. Mahiyetin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama çocuklar büyüdükçe şey gerçekleşmeye başlıyor. Bunun ne anlama geldiğini öğrendikçe, aa diyor, ben 6 yaşında böyle bir şey yaşamıştım. 30 yaşına da gelse hüngür hüngür, sanki bu dün yaşanmış gibi ağlayabiliyorlar. Etkisi maalesef büyüdükçe daha da büyük bir şekilde ortaya çıkıyor. Hayatta derin izler bırakabilecek bir sıkıntı maalesef hocam. Peki aileler öyle bir durumun ortaya çıktığını ya da yaşandığını anladıktan sonra bunun bildirimi nasıl olmalı? Nereye başvuracaklar? Hem yani uzmanlık bazında hem de yasal olarak, onu da ifade edeyim. Şimdi daha öncesinde şöyle bir şey vardı. Yani istismara uğrayan çocuklar, özellikle cinsel istismara da uğrarsa fark etmiyor. yani işte polis karakoluna götürülürdü, emniyet şubeye. Orada işte çocuğun ifadesi alınırdı. Savcısı, katibi işte bir anlamda hepsi aynı odadaydılar. Biri katip yazardı, savcı hani şey yapardı, avukat çocuğun yanında dururdu. İşte diğer taraftan başka biri vardı. Bunlar çocuğun daha fazla örselenmesine yol açardı. Şimdi çocuk izleme merkezleri var. Şu an Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde mevcut. Burası çocuğun ifadesinin alındığı, tek çatı altında çocuğun adli tıp muayenesi gerekiyorsa adli tıp muayenesinin yapıldığı, avukatın çocuğun ayağına geldiği, savcısının ayağına geldiği, psikoloğun çocuğun ayağına geldiği, işte başka bir destek hizmetleri varsa hemşireleri ya da sosyal hizmet gibi, bunların hepsinin tek çatı altında halledilip çocuğun ifadesini alıp çocuğun bir daha artık bu tekrar bunu anlattırarak çocuğu örselemedikleri bir ortam var artık. Peki aile ne yapmalı? Şimdi böyle bir şey yaşandı. Yani hani umarım yaşanmaz. Çünkü gerçekten acı bir tablodur. Çocuk anlattı. Hemen böyle hani paniğe kapılarak çocuğun üzerindeki kıyafetleri çamaşır makinesine atmamaları gerekiyor. Bazı aileler hani bakıyor çocuğun üstü başı da kirlenmiş. Hemen ne yapıyorlar? Üzerindeki kıyafetleri çıkartıp çamaşır makinesine atıyorlar. Ya da çocuğa duş aldırtıyorlar. Şimdi bunlar neye yol açıyor? Çocuğun üzerindeki delillerin ortadan kaybolmasına yol açıyor. Yani belki üzerinde bir hani belirti vardı, işte bir nasıl diyeyim deri belki de hani çocuğun tırnakları arasında kalmıştır ya da işte saç tüyü, işte tükürük bezi falan işte ya da adamdan kalan bir parça da ne olmuş oluyor? Çamaşır makinesine atılarak ortadan yok edilmiş oluyor. Bununla beraber bazı aileler hani bunu söylemiyor. Hani aradan zaman geçiyor. Bir ay sonra gidip söylüyorlar. Bir ay sonra söylediklerinde gidip orada diyelim ki kamera da var. Kamera da hani normalde o ortamı, bölgeyi çekmiş. Kamera kayıtları silinmiş oluyor. Yani bunu yapanın yanına bu bir anlamda sanki böyle kar kalmış oluyor. Evet. Ve bunu gerçekleştiren kişi maalesef gittikçe daha da ustalaşmaya başlıyor. Yani ağına düşürecek çocukları daha böyle artık hani profesyonel anlamda seçmeye başlıyor. Bunu aynı taktikte farklı şekillerde başka çocuklara da yapmaya başlıyorlar. Yani bunu yaşayan insanlar ya da kişiler hani inşallah böyle bir şey yaşamazlar. Ama yaşadıklarında ne olur sakin bir şekilde bunun bildirilmesi gereken bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor. Evet. Bildirmedikleri takdirde suç işlemiş oluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen çocuk geliyor, okuldaki rehber öğretmene bu durumu anlatıyor. İçini döküyor. Şimdi rehber öğretmenin bildirme yükümlülüğü var. Bildirmediğinde suç işlemiş oluyor. Suça ortak olması mahiyetinde. Sonra aileler bir anlamda bunu duyduktan sonra vay sen hani bunu nasıl söyledin? Sen çocuklarımızı lekeledin. Yani bu hani sır olarak kalmalıydı, gizli olarak kalmalıydı diye öğretmene baskı uygulayabiliyorlar. Lütfen bu noktada daha fazla, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bu hani üstü kapatılması gereken bir konu değil. Diğer tarafta hani bu durumdan kaynaklı çocuklarını suçlu değil. Çocuktur sonuçta, hani bunun ne olduğunu belki hoşuna da gitmiş olabilir ama hani bu çocuk olması hasebiyle öyle görülüp çocuk hani bir anlamda şeyden bağımsız tutulması gerekiyor. Evet. Ama hani diyelim ki söylemediler. Daha sonraki aşamada çocuğun ifadesi alınırken şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela savcı soruyor. Diyor ki hani bunu sen daha önce birine anlattın mı? Ya da sen bunu yaşarken ya da bu durum başına geldiğinde bunu birileri tarafından hani bu birileri tarafından görüldü mü, fark edildi mi? Diyelim ki fark edildi. Kim fark etti? İşte diyelim ki Hilmi amca ya da işte Hilmi amca gördü bizi ya da ben ona anlattım. O da ifadeye çağrılıyor. Evet. Sen böyle bir şey hani gördün ya da çocuk geldi sana anlattı, sen neden söylemedin? Suça ortak olması hasebiyle 2 yıla kadar cezaevine girme ihtimali gerçekleşiyor. Türkiye'deki tabii yasalar caydırıcılığa sahip mi değil mi, bunları da konuşalım tabii ki. Bu da bir eğitimin bir boyutu hocam. Şimdi daha geniş kapsamlı bir konuya açalım. Eğitimi konuşalım bu konuyla ilgili. Şimdi önce aile eğitimi, çocuk eğitimi, tabii nesillerin eğitimi, toplumun eğitimi, bunlar çok önemli ve nasıl bir eğitim olacağı da tabii ki çok önemli. Sizin dediğiniz gibi bu bildirim meselesi de aslında bir eğitim meselesi. Böyle bir şey yaşanıyor ama bilgisiziz bu konuda, ne yapacağımızı bilmiyoruz, bazen bildirmiyoruz, bazen farklı şekillerde çözmeye çalışıyoruz. Şimdi eğitime bir sayfa açalım ve eğitim üzerinde biraz duralım. Nerede başlayacak eğitim hocam? Hemen öyle sorayım ben size. Şimdi eğitim nerede başlıyor? Belki de anne karnında başlıyor. Evet. Yani daha çocuk anne karnındayken daha hiç annenin izledikleri, anne baba arasındaki tutumlar zaten anne karnında hormonların hani etkisiyle çocuğa bir anlamda geçmeye başlıyor. Hani şey vardır böyle, hani abdestsiz yere basmayan ve çocuklarını hani gerçekten böyle hani mükemmel yetiştiren anneler de var. Hani bu evet. Mesaj bile hani çocuğun anne karnında dahi bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor. Şimdi şimdi günümüz biraz şey gibi, böyle çocukların anne babasından ziyade telefonla televizyon başında büyütüldü bir nesil artık. Evet. Yani çocuğun anne babası artık anne babası değil, anne babası artık televizyon, tablet, telefon olmuş. Ya da bir anlamda mesela yanımıza da geliyorlar bazen. Çocuk getiriyorlar. Al kızım diyor. Al şu telefonu. Dışarıda 5 dakika bekle. Biz biraz hani görüşeceğiz. Şimdi çocuk telefonu alınca hemen sanki böyle hipnoz altına giriyor. Böyle hipnotik bir şekilde, tamam, böyle hani şey gibi rüşvet verirsiniz birine hani bir şey yaptırmak. Durduramadığı çocuk telefonla. Durmaya başlar. Şimdi çocuk telefonu aldıktan sonra şimdi çocuk ne izliyor? Neye maruz kalıyor? Aile bunun farkında değil. Yani orada aile belki hani kendince bazen saf böyle hani iyi niyetli, işte bunu izlerse çocuk gelişir düşüncesiyle çocuğa verdiği şeyler şimdi daldan dala atlıyor. Tek bir video olarak mesela çocuğun karşısına çıkmıyor. Bir videoya geçiyor, başka bir videoya çocuk parmak tıklıyor. Maalesef öyle şeylerle karşılaşıyor. Artık çocuk çok küçük yaşta öğrenmemesi, bilmemesi gereken bazı bilgilere sahip olmaya başlıyor. Şimdi evet. Öğrendikçe daha da böyle duygulardan yoksun, bir anlamda vicdani anlamda artık göre göre hani o normalleştiği bazı ya da bir olay var mesela, gördüğümüzde etkileniriz. Ama çocuklar bunu göre göre normalleşme kısmı başladığı için artık bu ona normal geliyor. Yani birinin düşmesi, birinin ölmesi ya da birine bir anlamda hani zarar vermek sıradan gelmeye başlıyor. Evet. Şimdi ailede başlıyor iş, şey kısmı. Peki ailede başlarken kimde başlıyor? Anne babada başlıyor. Anne babanın bir anlamda öncelikle kendisini eğitmesi gerekiyor. Maalesef bilinçsiz çok anne babamız var. Yani bunu hani bir anlamda kötülemek anlamında değil. Sadece hani bir şeylerin yapılması gerektiği noktasında. Belki de bu noktada Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın çok daha böyle sağlam, ayakları yere basan belki de çalışmaların yapması ihtiyaç duyuyoruz. Diğer taraftan değerlerimizden yoksun hani bir nesil gelmeye başladı. Yani adab-ı muaşeret dediğimiz belki de okullarda öğretilmesi gereken şeylerin artık nasıl söyleyeyim, yani ailede öğretilmesi gereken şeyler şimdi belki aile bilinçsiz okula kalıyor ama okulda bu hani noktada eksik kalıyor. Yani işte bir anlamda ya da din kültürü ahlak bilgisi dersinde din anlatılır ama ahlak bilgisi mesela ne olur? Eksik kalabiliyor. Yani bu dersi veren ya da bu işin hani hakkını veren insanlar gerçekten bazen hakkını veremiyorlar. Söyledikleri hani sadece kulağa hani işliyor, kalbe işlemiyor. Neden? Çünkü hani kendisi de bir anlamda hani bu anlamda eksik ve de noksan oldukları için. O açıdan daha böyle ciddi, ayakları yere basan, sağlam bir nesil yetiştirmek istiyorsak öncelikle biz ayakları yere basan sağlam bir birey olarak kendimizi yetiştireceğiz. Evet. Tabii aile düzelirse toplumda düzeleceği için hocam toplumda bazı dinamikleri oluşturuyor. Belki medyasını oluşturuyor, belki televizyon kanallarındaki yayınlanan olumsuzlukları da toplum oluşturuyor. Çünkü izlenmediği zaman yayından kaldırılacak, farklı izlenebilir, daha uygun şeyler belki yayınlanacak. Toplumun önce ailenin düzelmesi, toplumun düzelmesi ve bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkürler, çok güzel tavsiyelerdi. Şimdi yasalara biraz bakalım. Şimdi Türkiye'de maalesef yasalar caydırıcı da olamayabiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yeterli caydırıcılığı var mı yok mu veya nasıl işliyor bu konuda yasalar? Şimdi şöyle, yasalara baktığımızda tabii belki bunu bir hukukçunun hani cevaplaması çok daha böyle doğru olurdu ama hani benim kendi gözlemim şöyle. Şimdi özellikle istismar davalarında bunu gerçekleştiren kişinin cezası eskiye oranla 2 kat daha da arttı. Evet. Yani işte diyelim ki daha önce böyle bir suç gerçekleşti. Diyelim ki hani misal diyorum 2 yıl hani cezası varsa şu an 4 yıl oldu. Peki hani cezai hani şeyin sorumluluğun artması istismarın hani bir anlamda engellemesini sağladı mı? Yani dönüp vakalara baktığımızda işte bir aylık böyle bazında getirilen vakalar ya da istismara uğrayan çocukları bir anlamda hani düşündüğümde hayır, düşmedi. Evet. O zaman mesele cezaları artırmaktan ziyade insanları nasıl rehabilite ederiz biz? Yani bunun gerçekleşmesinden sonra yapılacaklardan ziyade bunun gerçekleşmemesi, önlem anlamında ne yapılabilir? Yani belki işte hani cezaevi sayısını artırmaktan ziyade belki de kütüphanelerin sayısını artırmak, belki de rehabilite merkezlerinin sayısını artırmak. Bence işin kısmı burada bitiyor. Yani önlem kısmı için neler yapılabilir? Eğer ki daha çok böyle hani konuşursak, belki üzerinde durursak, bence hani o ceza kısmının, çünkü diğer anlamda pek bir anlamı olmuyor. Çünkü bunu gerçekleştiren kişi, işte ben bunu gerçekleştirirsem başıma hani böyle bir şey gelecek kısmını çok fazla düşünmüyor maalesef. Hı. Yani diğer taraftan hani o yetiştirilme tarzı ya da bir anlamda o kısma kadar ki hani kişinin kişilik yapısı onu gerçekleştiriyor maalesef. Bu açıdan cezadan ziyade bu kişinin öncesi nasıl bir hani birey olarak yetişmesi gerektiği üzerine belki de kafa yormak daha mantıklı gibi geliyor. Daha mantıklı olacak. Tabii hiçbir yasa bir insanın kalbinde Allah korkusu yoksa işe yaramaz. Çünkü her halükarda göze alıp yapabilir ama Allah korkusu öyle bir şey ki her şeyin önüne set çekebiliyor. Bu konuda da insanların tabii duyarlı hale getirilmesi gerekiyor. Hocam biraz da ihmale değinelim isterseniz. İstismarı konuşacağız tabii, sorular da gelmeye başladı izleyenlerimizden. Bir daha tekrarlayalım. Sorusu olan bu konuyla ilgili psikolog Sadık Sun'a sormak isteyenler hem bizi telefondan arayabilirler hem WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Bunu tekrarlamış olalım. İhmal risk faktörlerini konuşalım. Yani çocuk ihmal edildiğini düşündüğünde ne yapar, nasıl davranır ve nelere sebep olabilir diyelim. Bakın şöyle söyleyeyim. İhmal hani bazı belirtileri var, hemen hani bunları tak tak diye sayabiliriz. İşte çocukta özgüven eksikliği, özbenlik saygısında düşüş, çocukta hani bir anlamda daha sonraki yaşamalarda hani kendine zarar verme düşüncelerin çok daha fazla artması, işte yemek bozuklukları, yine madde kullanımına hani bir anlamda sürekli uygunsuz, belki de ne bileyim davranışlar ya da arkadaşlara takılma gibi bir sürü şey var. Ama burada hani üzerinde belki de küçük de olsa değinmek istediğim bir şey var. Şimdi şöyle, çocuk normalde özgüveni daha çok babadan alıyor. Bakın ben bunu bazen söyledim de hani kadınlar belki bana kızabiliyor. Yani kişi babayla ne kadar çok vakit geçirse o kadar daha böyle girişken, daha böyle hani akları yere sağlam basan, parmak kaldıran çocuklar oluyor mesela derste. Evet. Ama anneden daha çok neyi alıyorlar? Şefkati, merhameti, vicdan duygusunu daha çok anneden alır çocuk. Hani aman aman düştü hemen, ya da işte gece boyunca başında beklemesi, hani kalben beklemesi. Şimdi bunlar daha çok annenin hani öyle içinden hani oluşan, yani çocuk bir anlamda o empati duygusunu, vicdan duygusunu anneden alıyor. Şimdi anne baba arasında bazen tartışmalar yaşanıyor. O tartışmalardan dolayı tabii çocuk ne oluyor? İhmal ediliyor. Şimdi baba anneye bağırıyor diyelim. Baba anneye kısıyor, baba anneye fırça atıyor, işte aşağılıyor çocukların göz önünde. Anne de orada hani sesini çıkaramıyor. Korkudan, kaygıdan dolayı ya da başka sebepler. Sonra ne gerçekleşiyor? Çocuk istismar karşısında susmayı öğreniyor. Kimden öğrendi? Annesinden öğrendi. Ya da hani böyle bir şey yaşarsam ya da biri beni hani rahatsız edici şekilde bağırsa, çağırsa ben susmam gerekiyor. Peki diğer taraftan tersini düşün. Bazı anneler var bu sefer, hani kadınlar var. Eşleri ne yapıyor? Çocukların yanında aşağılıyor. Sen ne biçim erkeksin, ne biçim kadınsın, pardon hani adamsın, işte şunun işte kocasına bak, şu şöyledir, şu şöyledir. Şiddet gören erkekler de artık var. Şimdi çocuk bakıyor hani annesi babasına bunları gerçekleştiriyor. Anne de baba da ezik bir şekilde mesela duruyor. Diyor ki o zaman bu baba beni koruyamaz. Bu baba o kadar da güçlü bir baba değil. Peki ne gerçekleşiyor? Çocuk bu sefer o babasını onu koruyamamasının getirdiği hani sonuçla gidip o dışarıda onu kendine karşı güvende hissedebilecek, hissettirecek ya da onu koruyabilecek başka birini hayatına alıyor. Peki bu genelde kim oluyor? En psikopatı, en böyle cezaevine girmiş çıkmışı ya da işte sabıkası devam eden, her türlü böyle haltı belki de hani yapan mesela birini seçiyor. Hani daha böyle macho tarzı. Hani bunu neden seçtin? Hani evlilikle ilgili hani mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Ama hocam diyor o beni korur, o beni kollar. Evet. Şimdi kimin eksikliği? Babanın eksikliği. Burada babanın hani sadece yoksulluğundan bahsetmiyoruz. Baba var ama baba bazen yok gibi. Evet. Gelip mesela akşama kadar, gece yarılarına kadar kıraathaneye takılan babalar var. Ya da işte bir anlamda işte o evi otel gibi kullanan babalar var. Yani ya da işte işinden kaynaklı başka memleketlerde, şehirlerde çalışmak zorunda kalan babalar var. Şimdi çocuk ne kadar ihmal edilirse baba tarafından, çocuk o baba profilini başka bir yerden ne yapıyor? Bulmaya başlıyor. O açıdan bu kısım çok çok önemli. İşte o ihmal kısmı çocuğu nereye sürükleyebiliyor? Daha fazla istismara, ihmale uğrayabilecek ileride bir yaşantıya sürüklüyor. Evet. Yani nesiller arası bir artık şey başlıyor bu sefer. Evet, maalesef. Bir izleyici sorusu yöneltelim size hocam. talihsiz bir şekilde yaşadık diyor biz istismar olayını. Hı hı. Ve ailemiz dağılacak düzeye geldi. Hocamızdan tavsiye almak istiyoruz. Nasıl devam edeceğiz hayatımıza diye bir soru. Şimdi şöyle, hani aile dağılacak hani kısmı tabii hani olayın ayrıntılarını bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Burada birazcık daha çocuk merkezi şey yapmak gerekiyor. Hayatımızı hani idame ettirmek gerekiyor. Şimdi burada çocuk ne durumda? Hani o daha çok önemli. Hani belki yetişkinler bir anlamda hani bu psikolojik sağlamlık anlamında çocuklardan çok daha hani gelişkin vaziyetteler. Hani aile dağıldı derken mesela hani acaba hani korumasız bir durumda, tehdit altındalar mı onu da bilmiyorum. Ama tabii ki ilk etapta bazen böyle olaylar insanın dengesini bozar. Yani yaşadığımız hayatı bir anlamda yani öncekinden farklı kılmaya zorlar. Ya da diyelim ki kişi bir yerde yaşıyor. Yani yeni de taşınmıştır. Orada böyle bir şey yaşandı. Hayda. Evet. Şimdi bazen öyle bir noktaya geliyor, evi taşımak zorunda kalıyor kişi. Belki de bunlar kastedilmiş hocam, o ailenin dağılması. Ya da hani diğer taraftan okulu değiştirmek zorunda kalıyor. Ya da tehditlere bazen maruz kalıyorlar. Şimdi ne olursa olsun biraz daha hani bu tür durumlarda ne yapılabilir kısmını belki de hani varsa etraflarında böyle hani hani şey boyutu, avukatıdır, işte Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır gibi durumlar. Onlara böyle durumlarda belki daha böyle rahat, daha sağlıklı bu durumu nasıl atlatmaları gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilirler. Bu açıdan bazen bu durumları tek başımıza aşamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Destek almamız gerekiyor. Destek kimden alacağız? Gerekirse emniyetten, gerekirse Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, işte şey köydeyse jandarmadan, ne bileyim bu gibi kurumların ortak şeyiyle bu belki de durumu daha sağlıklı atlatabiliriz diye düşünüyorum. Evet. İlk bölümümüzün de sonuna geldik hocam. Şimdi dönüşte genel bir toparlama yapalım. Yine tavsiyelerinizi alalım. Kısa 5 dakikalık bir araya gidelim. Dönüşte inşallah konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada değerli izleyenler, varsa sormak istedikleriniz WhatsApp hattımızdan ve yine canlı yayına katılarak telefonda bizlere iletebilirsiniz diyelim ve kısa bir araya gidelim. Tekrar hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla programı devam ediyor. İlk bölümü geride bıraktık. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çocuk istismarı ve ihmali değerli izleyenler. Bu konuda neler yapmalıyız? Çocuğa karşı nasıl bir eğitim uygulanmalı? Yeterli caydırıcılığa sahip mi yasalarımız? Bunları konuşuyoruz. Tabii en önemli konu eğitim. İlk bölümde de üzerinde durmaya çalıştık hocam hep birlikte. Şimdi çocuğa eğitimi nasıl vermeliyiz bu konuda? Çocuğu nasıl eğitmeliyiz? Hem yani iki yönlü, yani çocuk bazen sevmediği birine karşı böyle bir iddiada bulunabiliyor. Yani onu da gündeme getirmek lazım tabii ki. Çocukları nasıl eğiteceğiz bu konuda? Şimdi güzel bir soru, güzel bir tema. Şimdi şöyle... yani çocuk bazen yanıltabilir mi? Şöyle söyleyeyim, çocukların yanıltma ihtimali %1. Evet. Ama yaşça büyüdükçe, böyle ergenlik dönemi belki de işin içine girdikçe bazen kişiler iftira dağıtabiliyor. Yani bu anlamda hani bu eğitim verirken şunu da ifade etmek gerekiyor. Hani bunun vebali büyüktür. Hani bunun eğer ki hani olmamasından kaynaklı olmamışsa ve sen bunu anlatıyorsan o kişi bir anlamda olumsuz şeyler de yaşayacaktır. Evet. Şimdi şöyle, eğitimi nasıl vereceğiz? Şimdi bu eğitim önemli. Bazı anne babalar bu eğitim verirken çekiniyor ama eskiden şöyle verirdi bizim anne babalarımız bize. Oğlum derdi, kızım derdi, size biri işte şeker verirse ya da işte gel senin anneni, babanı hastanede seni götürelim falan tarzı bir şey söylerse gitme. Aslında bu eğitim bize bu şekilde verirdiler. Ama bize doğrudan hani başımıza ne gelebilir ya da hani bu tarzında mesela çok açmazdılar. Anne babalar bu noktada biraz hani anlatırken utanıyorlar. Ama utanmamaları gerekiyor. Çünkü utandıklarında, çocuk böyle bir şey yaşadığında, çocuk da utandığı için çocuk da anlatmıyor. Evet. Peki nasıl anlatacaklar? Şöyle, çok sakin bir şekilde böyle ten teması belki de hani şeklinde, işte göz teması, göz hizasına inerek çocuk da bunu konuşması gerekiyor. Oğlum, kızım, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Peki ne konuşacaksın baba? Yani önemli bir konu. şeklinde. Tabi bunu anlatırken böyle dar bir zamana da bunu hani sığdıramamak gerekiyor. Böyle ocakta yemek olacak, ocağa işte akşam işte eşe gelecek, yemeği yetiştirmesi gerekiyor. Diğer taraftan gel oğlum kızım sana bir şey anlatayım değil. Çok sakin ya da işte bunu anlatırken kızım oğlum sana bir şey anlatacağım şeklinde böyle panik halde de değil. Çok böyle sakin. Önce biraz daha somut böyle bir şeylerden başlamak. Kızım oğlum dışarıda hani bazı tehlikeler var. Örneğin mesela dışarıda kışın mesela soğuk olduğunda biz ne yaparız? Dışarıdaki hani soğuk tehlikesinden hani korunmak için bazı tedbirler alırız. İşte çocuğa sorup çocuktan cevap almak daha mantıklı. Dolaylı yollardan gelmek lazım. Önce dolaylı. İşte eldiven takarız, mont giyeriz, işte atkı takarız. Çocuk bunları söyler. Aferin sana. Demek ki hani üşümemek için, bu tehlikeden korunmak için böyle yaparız. İşte araba sürerken böyle hani kendimizi korumak için tehlikelerden, kaza tehlikesinden ne yaparız? İşte emniyet kemeri takarız, tekerlekleri kontrol ederiz, hızlı sürmeyiz. Aferin. Peki motosiklet sürerken işte ne yaparız? Böyle birkaç tane soru tehlikeden korunmak için. Sonra aferin oğluma. İşte vücudumuzda bazı bölgelerimiz de var. İşte bu bölgelerimizi de bazı tehlikeler var. O tehlikelerden korumamız gerekiyor. Peki bu tehlikeler daha çok nasıl gerçekleşiyor? Kötü dokunma şeklinde gerçekleşiyor. Peki sen vücudumuzdaki bu özel bölgeleri biliyor musun diye sormak gerekiyor çocuğa. Diyelim ki çocuk bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte vücudumuzda bazı en özel bölgelerimiz var. Zaten vücudun tamamı özel ama işte dudak bölgesi, işte göğüs bölgesi, işte kalça bölgesi, işte ön bacak arası bunlar bizim özel bölgelerimiz. Bunu çocuğa söyledikten sonra birileri senin bu özel bölgelerini bakmaya çalışırsa ya da dokunmaya çalışırsa sence bu iyi dokunma mı, kötü dokunma mı? Çocuk muhtemelen bunun kötü dokunma olduğunu söyleyecek. Peki aferin sana. Peki bunda böyle bir durumda ne yapman gerekiyor? Diyelim ki biri yaklaştı. Senin özel bölgelerine ya da dokunmaya falan çalıştı. O anda neler yapabilirsin diye çocuğa sormak gerekiyor. Şimdi çocuklar nasıl bunu cevaplar? İşte vurarım, işte döverim diyen çocuklar da var. İşte çocuk diyelim ki cevaplayamadı. Siz bunu bir şekilde kaçabilirsin oğlum. Peki işte bununla beraber yardım isteyebilirsin. Çığlık atabilirsin, bağırabilirsin ve hani böyle bir durum ne olursa olsun gelip bize söylemen lazım. Evet. Çünkü bunu yapan kişi bazen sana şunu söyleyecek belki. Hani bunu birine anlatma, bunu birine söyleme ya da işte bu bir oyun aramızda kalsın. Bak sen bunu birine söylersin artık seninle bu oyunu oynamayacağız. Ya da sana artık çikolata vermem ya da işte şeker vermem de diyebilir. Evet. Ama ne olursa olsun bazı sırlar vardır bunun söylenmesi gerekiyor. Bu kişi bu aramızda kalsın, sır olarak kalsın söylese bile bunu gelip bana anlatman gerekiyor. Bu bir sır olarak kalmamalı. Şimdi bu bilgileri çocuğa neden vermek önemli? Çünkü bunu gerçekleştiren kişi çocuğu tehdit ettiği için çocuk o tehditin gerçekleşeceğini düşünüyor, korkuyor. Annesine babasına anlatmıyor. Ama işte o zehirin, panzehiri anne babanın çocuğa bunları anlatmasından geçiyor. Çocuk böyle bir şey yaşadığında annem babam buna bunu anlatmıştı. Demek ki bu bir oyun değil. Evet. Ya da bu bana bunu söyledi ama annem babam da bana demişti ki böyle bir şey yaşarsan mutlaka gel bize anlat. Bu neden önemli? Çünkü bazen bu eğitimleri çocuklara verdikten sonra çocuklar işte diyor ki öğretmenim diyor ben de 6 yıl önce ya da işte 1 yıl önce ya da işte 3 ay önce böyle bir şey yaşadım. Bunun ne demek olduğunu şimdi fark ediyorum. Çünkü çocuklar bunun ne demek olduğunu, mahiyetin ne olduğunu bilmedikleri için anlatmıyor da ya da böyle bir durumda ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ya da bu anlatılması gereken bir şey mi, anlatılmaması gereken bir şey mi? Evet. Farkında değiller. İşte bu bilgilerle çocuğu bir anlamda koruyoruz aslında. O panzehiri çocuğa yükledikten sonra çocuk böyle bir durumda ne yapması gerektiğini biliyor. Ya da işte böyle bir durum karşısında nasıl davranması gerektiğini farkına varıyor. Bilinçli bir çocuk oluyor. Evet. Yoksa bu yıllar kovalıyor ve çocukta bu daha sonraki yıllarda kendi kendine bu kötü bir şeymiş farkına yol açıyor ve bu çocuğu örseliyor. Evet. Peki hocam gerçekten birçok kişinin bilmediği bazı hususlar var. Onları hep birlikte dile getirmiş olduk, gündeme getirmiş olduk. Yavaş yavaş da toparlayalım istiyoruz artık programı. Birçok başlık konuştuk. Özellikle bilgi vermek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek açısından. Son olarak artık böyle toparlayalım. Genel tavsiyeleriniz neler olacak? Ailelere, çocuklara yönelik ne yapmaları gerektiğiyle ilgili. Şimdi şöyle toparlarsak eğer. Çocuklarınızın izlediklerine, dinlediklerine dikkat edin. Çocuklarınızın kimlerle takıldığına dikkat edin. Kimlerle arkadaşlık yaptıklarına dikkat edin. Anne baba olarak çocuklara gerçekten iyi bir rol model olup olmadığınızı gerçekten sorgulayın. Bununla beraber çocuklarınız ergenlik çağına eğer ki girdiyse, hatta ergenlik çağına belki girmeden çocukların odalarını eğer ki kız erkekse ayırın. Bununla beraber çocuklarınızın belli bir yaştan sonra aynı yatakta, annesinin aynı yatakta uyumalarına müsaade etmeyin. Bununla beraber çocuklarınızı ilgiden, sevgiden yoksun bırakmayın. Çocuklarınızın karşısında birbirinize hani kötü bir şekilde davranmayın. Hani bilin ki o kötü şekilde diyelim ki şiddet uyguluyorsunuz. Sonraki aşamalarda çocuğunuz yıllar sonra o şiddeti kime uyguluyor? Torunlarınıza ya da gelininize uygulayabiliyor. Yani nesiller arası bir geçişin hani sürmesine yol açıyor. O açıdan ayna olmak gerekiyor çocuğa. Ama nasıl bir ayna? Temiz, böyle pak, gerçekten çocuğun bakarken kendini böyle güzel görebileceği bir ayna olmak gerekiyor. Bu hani kimin elinde? Anne babanın elinde diyebilirim ben. Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli tavsiyeleriniz için. Evet. Sağlıcakla programını bugün de noktalıyoruz. Katkılarınız için çok teşekkürler. Evet, size hayırlı çalışmalar diliyoruz. Sağ olun hocam. Evet değerli izleyenler, önemli bir konuydu ve psikolog Sadık Sun konuğumuzdu. Kendisiyle konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.